Gürkem sen bu kadar uğraşıyorsun da bak benim şöyle bir fikrim var. Bu binalar var ya binalar. Yağmur yağıyor ya aslında onlar geri dönüşüm olsa nasıl olur ha? Abi doğru diyorsun vallahi. Bizim de işler çok fikir yoğun. Fikir çok iyi değil mi? Fikir çok iyi. Çok ben iyi, bayıldım. Ama bir şey anlatıyordum burada sen gittin ama. Hoş bak bir de şöyle ya. Bir fikrim var. Gürkem bu çay biraz tuhaf olmuş ya. Benim sana şöyle bir fikrim var. Bak onu anlama ama bunu kimseye söyleme tamam mı? Bak bunun telifini alacağım. Hacı şimdi bu yolda arabalar gidiyor ya. Abi daha sonra konuşsak bunları. Daha müsait bir zamanda konuşsak. Çay içsek beraber. Ama bak fikirler bir kere geliyor bir daha gelmez sonra. Gürkem sen bir şey anlatırken az önce bir yere gittin bayağı gelmedin ya. Niye? Fikirlerim insanlık için çok önemli ama Cumali Usta. Öyle değil mi sence de? Arabanın çekmesine göre böyle önemli. Sobaya bir şeyler atsanıza ya. Vallahi üşüdüm ya hacı. Ha? Soğuk oldu zaten içerisi. Çok soğuk. Ya yok sizin için de diyorum yani. Soğuk ya hava ondan dolayı. Siz de üşümeyin ya. Abi çok fikir var ama işte anlatıyoruz da dinlemiyorlar. Kıymetimi anlayacaklar da sonra işte. Ya bir de Cumali Usta bu aslında bu çok ses yapıyor. Bunu az ses yapıyor çünkü gelen müşteriler de rahatsız olabilir. Bunu bir izolasyon falan yapırsa aslında yeni bir fikir, inovatif bir fikir olabilir. Ya bu bir de şey diyeceğim. Görkem şu adamı gönder gitsin, arabası da yok zaten. Gönder gitsin. Tamam usta, hemen yol veriyorum gitsin. Arkadaş, kimse fikirlerimize kıymet vermiyor abi. Öyle oturup dinleyecek, bu adam ne anlatıyor, ne demek istiyor. Ama yok, üzüldüm ama olsun. Üzülme. Niye? Niye mi? Çünkü Başakşehir Living Lab var. E tamam varsa ne olacak ki? Neresiymiş orası? Mutluluğun şehrine gel. Mutluluğun şehri. Arkadaş her kapı da oraya çıkıyor ya. Başakşehir. Geliyorum tamam. Hadi gel. İnşallah gel. Dediğin gibi beni dinleyen birileri çıkar dış sesle. Çıkar. İyi hadi bakalım. O zaman ben Living Lab'e kaçar. Living Lab neredeydi ya? Adresi biliyor musun? Onu da internete yaz bul Allah tamam, Allah. Yazarım internete tamam ya. Vallahi müdürüm burayı yeni duydum. İstiyorum ki insanlar fikirlerime kıymet versin, değer versin. Kime bir şey söylesem al şu telefonun şarjını prize tak diyor. Anlamıyorum gerçekten çok yenilikçi fikirlerim var. Living Lab dediler geldim. İyi yaptın Mercan. Şu an en doğru yerdesin. Bir fikrin var ise Başakşehir'de fikrini değerlendirebileceğin yer Başakşehir Belediyesi'nin İnovasyon ve Teknoloji Merkezi. Çok güzel. Bu gördüğün alan Kuluçka Merkezimiz. Burası 7/24 açık. Eğer bir fikrin var ise bize geliyorsun. Heyet olarak biz senin fikrini değerlendiriyoruz. Sana sonrasında projem boyunca 7/24 burayı kullanman için hazırlıyoruz. Projeni yaptığında kalmıyorsun. Biz senin projeni yatırımcı karşısına çıkartıyoruz. Ve en büyük yatırımcı kim? Kim müdürüm? Başakşehir Belediyesi. Harika bir şey gerçekten. Ya şey soracağım. Mesela benim aklıma böyle fikirler geliyor. Onları çiziyorum, yapıyorum ama onları böyle bir ete kemiğe büründürmek istiyorum aynı zamanda. Bir prototipini yapayım, bir şeyini yapayım. Burası da projenle alakalı yapmak istediğin prototipin yapılacağı yer. Projen mekatronikle alakalı. Elektronik ihtiyaçların var. Onları da gelip burada bizzat bu ürünleri kullanarak yapabiliyorsun. Bu sınıfta Milli Eğitim Bakanlığımız ve İlçe Milli Eğitim'le beraber yaptığımız protokol sayesinde liselerimizdeki, ortaokullarımızdaki öğrencilerimiz teknoloji derslerini uygulamalı burada yapıyor. Bu gördüğünüz ürünle öğrencilerimiz Arduino kodlama öğreniyorlar. Robotik kodlama öğreniyorlar. Burada kendi robotlarını yapıp o robotlara yön veriyorlar. Pandemi sürecinde biz eğitimlerimizi, fiziksel olarak verdiğimiz eğitimleri online'a taşıdık. Dedik ki Başakşehir'deki öğrencilerimiz gelemiyor ama online bizden eğitim alsınlar. Sonra dedik ki niye Başakşehir? Bunu açalım tüm Türkiye'ye. Harika. Bütün Türkiye'yi açtık. Türkiye'nin 81 ilinin tamamından bizim eğitimlerimize katılmış öğrencilerimiz var. Hatta 36 farklı ülkeden de Türk öğrencilerimiz eğitimlerimize katılıyor. Şu an 200 bine yakın dünya genelinde öğrencimiz var. Bu herhalde uzaktan kumandalı araba değil herhalde değil mi? Yok. Araba dönemi geçti. Evet. Arabayı çocukken yapıyorduk. Evet. Şimdi artık yeni nesil dronlarla büyüyor. Biz de Başakşehir Living Lab olarak bu görmüş olduğun aletle öğrencilerimize drone eğitimi veriyoruz. Dijital ortamın içinde görüyorum kitaplar da alıyorum. Bu da çok güzel bir şey. Burası da VR parkımız. VR Park Akademi'de öğrencilerimiz az önce göstermiş olduğum evet. Bilgisayar sınıfında eğitimlerini aldıktan sonra evet. Deneylerini gelip burada yapıyorlar. Müdürüm bu tam olarak ne oluyor? Bayağı yüksekteyim de esiyor da bayağı buraya. Başakşehir'de uçabileceğin bir paraşüt simülasyonu yaptık.
Burada istediğin gibi Başakşehir'in üzerinde uçabiliyorsun. Bu buradaki öğrencilerimiz ve takım arkadaşlarımızın yaptığı bir proje. Valla müdürüm, normal eğitim merkezlerinin dışında bir yer yani burası. İçerisinde her şey var. Kütüphanesi var. Bir yandan yukarıda girişimciler harıl harıl çalışıyorlar. Öte taraftan dronelar, öte taraftan paraşüte bindik. Harika bir yer gerçekten. Tebrik ediyorum. Yani inşallah ben de en kısa zamanda burada kendi masama geçip çayımı, kahvemi, bisküvitimi hayırlısıyla yiyip bir yandan da projelere yön veririm inşallah. Mutlaka. Bekliyoruz. Eyvallah. Çok sağ olun. Seni, Başakşehirlileri ve tüm Türkiye'de yaşayan gençleri, eğer projeleri varsa mutlaka Başakşehir Living Lab'e bekliyorum. Başakşehir'i mutluluğun şehri yapan birçok sebep var. Hay Allah razı olsun. Ne kadar güzel söylediniz ya. Seviyorsak sebebi var.